Fizik 801, klasik mekanik 28. ders. Bugün sıvıları işlemeye devam edeceğiz. Eğer yüzen bir cismin varsa, mesela bir sıvıda yüzen basit bir silindir. Buradaki alan A, silindirin kütlesi M, silindirin yoğunluğu Rho ve uzunluğu L ve yüzey alanı A. Böylece burası L olur. Sıvı seviyesi burası olsun ve sıvının yoğunluğu da Rho Fl olsun. Bu seviyeye Y1 bu seviyeye de Y2 diyeceğim. Aralarındaki mesafe H ve tam üstte burada P2 atmosfer basıncı var ve bu basınç sıvının yüzeyindeki basınç ile aynıdır. Ve burada sıvı içinde bir P1 basıncımız var. Bu cismin yüzmesi için MG ve kaldırma kuvveti arasında bir dengeye ihtiyacımız var. Burada F1 olarak adlandıracağım yukarı doğru bir kuvvet var. Ve burada da F2 olarak adlandıracağım aşağı yönde bir kuvvet var. Barometrik basınç. Kuvvet her zaman yüzeye dik. Herhangi bir teğet bileşeni olamaz. Çünkü olursa havada akıntı olur. Ve bu durumda statik. Ve burada hidrostatik basıncı içeren F1 kuvvetimiz var. Böylece P1-P2 Geçen defa Pascal prensibinden öğrendiğimiz üzere eşit. Rho sıvı çarpı g eksi y2 eksi y1 yani h olur. O halde bu P1 ile P2 basıncı arasındaki farktır. Bunun denge halinde olabilmesi için F1 eksi F2 eksi mg 0 olmalıdır. Ve buna kaldırma kuvveti diyoruz. Ve kaldırma kuvveti İngilizce'de çok ilginç şekilde telaffuz edilmekte. B, U, O, Y, A, N, T. Daima bunu düşünmüşündür. Bu kaldırma kuvvetidir. F1, alan çarpı P1 ve F2, alan çarpı P2. Bu durumda alan çarpı P1 eksi P2 olur ve bu da A çarpı Rho FL çarpı G çarpı H'dir. Ve buna baktığınız zaman bunun tam olarak yer değiştiren sıvının ağırlığına eşit olduğunu görürsünüz. Alan çarpı H bu silindir tarafından yer değiştiren sıvının hacmidir ve bunu yoğunlukla çarparak kütleyi elde ediyorsunuz. Onu da G ile çarparsanız ağırlık bulunur. O halde bu yer değiştiren sıvının ağırlığıdır. Bu genelde Arşimet prensibi olarak anılan prensibin özel bir durumudur. Arşimet prensibi şöyle der. Suya daldırılan bir cismin üzerindeki kaldırma kuvveti bu cisim tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığıyla aynı büyüklüktedir. Rivayete göre Arşimet bunu banyo yaparken düşünmüş ve burada ona ait bir resim var. Bunun ne zaman olduğunu bilmiyorum. Onu burada banyosunda görüyorsunuz. Fakat burada aynı zamanda iki tane de taç görüyorsunuz. Ve bu taşların orada olmasının bir nedeni var. Arşimet milattan önce 3. yüzyılda yaşamıştır. Arşimede kral 2. Hieron için yapılan bir tacın saf altından yapılıp yapılmadığını belirleme görevi verilmişti. Arşimede verilen problem çok düzensiz bir şekle sahip tacın yoğunluğunu ona zarar vermeden belirlemekti. Ve rivayete göre Arşimet banyo yaparken bunu nasıl yapabileceğini buldu. Ve Siraküs sokaklarında çıplak olarak koştu ve öreka, öreka, öreka yani buldum, buldum diye bağırdı. Peki Arşimet ne bulmuştu? Ne düşünmüştü? O aşağıdakini yapacak büyük bir vizyona sahipti. Tacı alıyorsunuz ve normal olarak tartıyorsunuz. Böylece tacın ağırlığı onu W1 olarak alıyorum. Tacın hacmi V Çarpı yapıldığı maddenin yoğunluğu olan Rho'dur. Eğer bu altınsa sanırım yoğunluğu 19,9 olması gerekir. Ve böylece bu tacın kütlesi ve bu da tacın ağırlığıdır. Şimdi tacı alıyor ve suya daldırıyor. Ve bir yaylı terazisi var ve onunla tekrar tartıyor. Ve ağırlığın daha küçük olduğunu buluyor. Ve böylece şimdi suya daldırılan ağırlığı biliyoruz. Bu durumda elde ettiğimiz şeyin tacın ağırlığı eksi kaldırma kuvveti yani yer değiştiren sıvının ağırlığıdır. Yer değiştiren sıvının ağırlığı da tacın hacmi çünkü tacın olduğu yerde su uzaklaştırılmıştır çarpı sıvının yoğunluğudur ki bu sıvı çok iyi bildiği su çarpı g'dir. Ve böylece buradaki bu kısım ağırlık kaybıdır. Yani ağırlıktaki kayıp miktarıdır. Bunu görebilirsiniz ve bir yayla üçebilirsiniz. Bu kaldırma kuvvetinden dolayı oluşan ağırlık kaybıdır. Ve böylece şimdi Arşimedi'nin yaptığı şey W1'i alıyor ve bunu ağırlık kaybına bölüyor. Ve bu da sizlere bu terim böyle bu terimi verir. Bu da doğrudan doğruya tacın yoğunluğu bölü suyun yoğunluğunu verir ve suyun yoğunluğunu biliyor. O halde tacın yoğunluğunu bulabilir. Bu olağanüstü bir fikir. Arşimet bir idi. Hikaye nasıl bitti? Altın mıydı yoksa değil miydi bilmiyorum. Ama muhtemelen altındı çünkü eğer altın olmamış olsaydı kralın onu öldürme ihtimali de vardı. Sebepsiz yere ama kralların o günlerdeki yöntemlerinde bu tür şeyler olurdu. Günümüzde bu metot insanların vücudundaki yağ oranını ölçmek için de kullanılır. O yüzden suya daldırırlar, ağırlıkları ölçülür. Sonra normal ağırlığı ile kıyaslanır. Şimdi bir buzdağına bakalım. Burada bir buzdağı var. Bu da su, su da yüzüyor. Kütlesi m, toplam hacmi V tot ve buzun yoğunluğu rho buz ve değeri 0,92 gram bölü santimetre küptür. Bu değer suyun yoğunluğundan daha azdır. Bu yüzüyor ve böylece Mg ile kaldırma kuvveti arasında bir denge var. Yani Mg kuvveti suyun kaldırma kuvvetine eşit. Öyleyse Mg toplam hacim çarpı rho buz Çarpı g'dir. Aynen taşta olduğu gibi. Kaldırma kuvveti su altındaki hacim yani bu kısım çarpı suyu yoğunluğu rho su çarpı g'dir. G'leri yok ediyorsunuz ve böylece su altındaki hacim bölü toplam hacmin rho buz bölü rosu olarak yani 0,92 olarak buluyoruz. Bu buzdağının %92'si suyun altında olduğu anlamına gelir ve bu da 15 Nisan 1912'de Titanik bir buzdağına çarptığı andaki trajedinin asıl boyutunu anlatmaktadır. Bir buzdağıyla karşılaştığınız zaman buzdağının sadece ucunu görürsünüz. Bu da onun niye böyle göründüğünü ve bu ifadenin nereden geldiğini açıklar. Çünkü %92'si suyun altındadır. Şimdi tekrar silindirime dönmek istiyorum. Ve kendime şu soruyu sormak istiyorum. Silindir ne zaman yüzer? Yüzme için şart nedir? Açıkça görüleceği üzere silindirin yüzmesi için kaldırma kuvveti MG olmalıdır. Ve kaldırma kuvveti de alan çarpı H'dir. Bu su altındaki hacme eşittir. Bu da sıvının yoğunluğu çarpı g terimi silindirin toplam hacmi yani alan çarpı l çünkü bu silindirin uzunluğuydu çarpı silindirin kendi yoğunluğu çarpı g'ye eşit olmalıdır. A'ları yok ediyorum, g'leri yok ediyorum. Fakat h'nin l'den küçük olması gerektiğini biliyorum. Aksi takdirde yüzemez değil mi? Suyun altındaki kısım silindirin uzunluğundan küçük olmalıdır. Ve eğer H, L'den küçükse bu sıvının yoğunluğunun cismin yoğunluğundan daha büyük olması gerektiği anlamına gelir. Ve bu da yüzme için gerekli şarttır. Bu yüzden eğer bir cisim batarsa cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan daha büyük demektir. Burada şaşırtıcı olan husus yoğunluğun cismin boyutlarından tamamiyle bağımsız olmasıdır. Önemli olan tek şey yoğunluktur. Eğer bir çakıl taşı alır suya fırlatırsanız batar. Çünkü çakıl taşının yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha yüksektir. Eğer bir parça tahta alır suya atarsanız şekil ve büyüklüğüne bağımlı olmaksızın yüzer. Çünkü tahtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçüktür. Batsın veya yüzsün kaldırma kuvveti her zaman yer değiştiren sıvının ağırlığına eşittir. ve bu soracağım ve düşünmenizi istediğim favori sorularından bir tanesini aklıma getiriyor. Eğer şimdi Arşimet prensibini tamamıyla anlamışsanız bunu cevaplayabilirsiniz. O nedenle anlatacağım şeye iyi konsantre olun. Ben bir yüzme havuzunda ve botun içindeyim. Bu yüzme havuzu, bu da botum. Botta oturuyorum ve botun içinde burada bir kaya var. Yüzme havuzunda botta oturuyorum ve içinde bir de güzel kaya parçası var. Yüzme havuzunun su seviyesini çok dikkatli şekilde işaretliyorum. Kayayı alıyor ve bottan suya atıyorum. Su seviyesi yukarı mı çıkar? Aşağı mı iner? Yoksa belki de aynı yerde mi kalır? Şimdi sezgilerinizi kullanın. Yanlış olmasının bir önemi yok. Evde de bunun üzerinde biraz düşünün. Eminim ki doğru cevabı bulacaksınız. Kimler su seviyesinin yukarı çıkacağını düşünüyor? Kimler su seviyesinin aşağı ineceğini düşünüyor? Kimler fark olmayacağını, su seviyesinin aynı kalacağını düşünüyor? Çok ilginç. Peki, güzel. Su seviyesi değişecektir. Fakat bunu anlamaya çalışın. Tamam. Arşimet prensibini uygularsanız cevabını bulacaksınız. Şimdi denge hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle de çok önemli bir konu olan gemilerin dengesi hakkında. Gemiler yüzerler. Burada suda yüzen bir cisim olduğunu varsayalım. Burası su seviyesi ve burası da cismin kütle merkezi olsun. Kütle merkezi biraz kaymış olabilir. Bu bir buzdağı, aşımız kaya parçası hatta bir arada kayalar olabilir. Tamam mı? Homojen yoğunlukta olması gerekmiyor. Kütle merkezi geometrik merkezden farklı ve biraz kaymış durumda olabilir. Böylece bu cisim belli bir kütleye sahipse bu durumda bu da çekim kuvvetidir. Fakat şimdi yer değiştiren sıvının kütle merkezine bakalım. Açıkça görüleceği üzere yer değiştiren sıvının kütle merkezi de daha ziyade burada bir yerde olacaktır. Burası kaldırma kuvvetinin doğrudan etki ettiği yerdir. Ve böylece şimdi seçtiğiniz herhangi bir noktaya göre cismin üzerine etki eden bir tork vardır. Noktayı nerede seçtiğiniz önemli değil. Cismin üzerinde bir torkunuz olur. Böylece ne olacak? Bu cisim açıkça bu yönde dönecektir. Ve tork kaldırma kuvvetiyle çekim kuvvetinin bir çizgi üzerinde oldukları zaman tamamen sıfır olacaktır. Bu durumda tork sıfır olur ve bu durumda cisim de oldukça mutlu olur. Şimdi bunları aynı çizgiye getirmenin iki yolu var. Bu hususu daha önce farklı bir bağlamda tartışmıştık. Bunu yapmak için cismin kütle merkezini yer değiştiren sıvının kütle merkezinin altında veya üstünde alabilirsiniz. Her iki durumda da kuvvetler bir çizgi üzerinde olacaklardır. Ancak bu hallerin birinde kararlı bir denge oluşacak, diğerinde ise kararlı bir denge oluşmayacaktır. Şimdi burada kütle merkezi çok aşağıda olan bir cismin var. Aslında bunu böyle söyleyemezsiniz. Bunu önceden bilmenin bir yolu yoktur. Bildiğiniz tek şey burada gördüğünüz yer değiştiren sıvının ağırlığı ile cismin ağırlığının aynı olduğudur. Bütün bildiğiniz şey budur. Eğer bu cismi alır ve biraz eğersen, kütle merkezi oldukça aşağıda, böylece burası MG'dir ve burada bir yerde de su seviyesi çizgisi var. Bu halde yer değiştiren sıvının kütle merkezi de buralarda bir yerde olur. FB kaldırma kuvveti buradadır. Böylece ne olacağını görebilirsiniz. Cismi eğmemin sonucu sağa doğru dönecektir. Bu ise geri çağırıcı torktur ve böylece tamamen dengelidir. İleri geri sallanabilir fakat dengelidir. Eğer bunun tersini çevirirsem bu durumda dengeli olmayacaktır. Çünkü şimdi kütle merkezi burada bir yerde olur, daha yukarıda. Bu yüzden de MG burada olur. Böylece kaldırma kuvvetinin merkezi, yani yer değiştiren suyun merkezi yaklaşık buradadır. Ve böylece şimdi yukarı yönde kaldırma kuvvetim var ve ne olacağını göreceksiniz. Yana doğru eğersem daha fazla dönecektir. Bu tork onu dikey durumdan tamamıyla uzaklaştıracaktır. Ve bundan dolayı bu konu gemilerde oldukça önemlidir. Gemilere her zaman geminin kütle merkezi olabildiğince aşağıda olacak şekilde inşa edersiniz. Bu sizlere oldukça dengeli yapıyı verir. Eğer gemilerin kütle merkezini çok yukarı doğru çekerseniz, 17. yüzyılda bu çok ağır topları güvertede çok yüksek yere koyarlardı. Bu durumda gemi alabora olabilir. Bu tip olaylar kütle merkezinin çok yüksek tutulması halinde ileri gelir. Bu pek çok kez olmuştur. Burada bu cisme kütle merkezi burada bir yerdedir. Bu kısım çok ağır. Şimdi bu vaziyette suya indirirsem aynı derinliğe kadar gittiğine dikkat edin. Çünkü kaldırma kuvveti kesinlikle aynıdır. Böylece yer değiştiren su miktarı her iki durumda da aynı kalır. Fakat şimdi kütle merkezi çok yüksekte olduğu için denge kararlı olmadığından onu bıraktığı zaman gördüğünüz gibi cisim hemen tersine dönecektir. Çünkü cismin kütle merkezi yer değiştiren sıvının kütle merkezinden daha yüksekte kalmıştır. Bu yüzden bu konuya gemilerde çok dikkat etmek gerekir. Şimdi biraz da balonlar hakkında konuşalım. Eğer bir balonun varsa bu takdirde durum sıvıda yüzen bir cisimden çok farklı olmayacaktır. Balonun kütlesi M olsun. Yani balondaki gazın kütlesi artı her şey. her şeyle balonun malzemesi ve ipin kütlesi gibi şeyleri kastediyorum. Yani kütleyi oluşturan tüm bu şeyleri. Bu balon belli bir V hacmine sahip ve bu yüzden de içindeki gazın belli bir yoğunluğu ρg var. Ve dışarıda da hava yoğunluğu ρ hava var. Şimdi bu balonun yükselmesi için hangi kriterlerin olması gerektiğini bulmak istiyorum. Balonun yükselmesi için kaldırma kuvveti Mg'den daha büyük olmalıdır. Kaldırma kuvveti nedir? yer değiştiren akışkanın ağırlığıdır. Bu durumda akışkan havadır. O halde yer değiştiren akışkanın ağırlığı hacim çarpı havanın yoğunluğudur. Yani bu durumda yer değiştiren akışkan havadır ve hacmi çarpı havanın yoğunluğu çarpı g'dir. Bu da kaldırma kuvvetidir. Yani yer değiştiren akışkanın ağırlığı mg'den daha büyük olmalıdır. Şimdi mg gazın kütlesi çarpı gazın yoğunluğu bu kütle çarpı G'dir. Çünkü bunu kuvvete dönüştürmemiz gerekiyor. Artı geri kalan kısmın kütlesi çarpı G. Burada G'leri yok ediyorum. Ve gördüğünüz gibi bu terim elbette ki sıfırdan daima daha büyüktür. Dış kabukla ilgili olarak daima biraz kütle olur. Bu durumda da ipin de kütlesi var. Fakat görüyorsunuz ki bu balonun yükselmesi için tek yol Gazın yoğunluğunun havanın yoğunluğundan daha küçük olmasıdır. Gazın yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha az olmalıdır. Bu gerek şarttır. Ama yeter şart değildir. Çünkü balonu alıp içerisine biraz helyum koyarım. Böylece gazın yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha düşük olacaktır. Ama balon bu ikinci nitelikten dolayı yükselmeyecektir. Böylece bu gerekli bir şart ama yeterli bir şart değildir. Şimdi sizlere kesinlikle sezgisel olmayan bir gösteri sunacağım. Ve gördüğünüz şeyin niye öyle olduğunu size adım adım açıklamaya çalışacağım. Göreceğiniz şey sezgisel değildir. Bu yüzden de göreceklerinizi, neden gördüğünüzü ve ne göreceğinizi dikkatlice takip etmeye çalışın. Burada ucunda elma olan bir sarkacım var. Ve burada da helyumla doldurulmuş bir balonum var. Bu ipi kesiyorum ve bu ipi de kesiyorum. Yer çekim bu yönde. Elma düşecek, balon ise yükselecektir. Balon çekim ünmesinin ters yönünde gider. Eğer yer çekimi olmamış olsaydı bu balon yükselemezdi ve elma da düşmezdi. Şu ana kadar fikir miyiz? Yer çekimi olmaksızın elma düşmezdi, balon da yükselmezdi. Şimdi dış uzaya gidiyoruz. Burada bir kompartman var ve burada da bir elma var. Ben de buradayım. Hiçbirimizin ağırlığı yok. Yer çekimi yok ve burada da helyumla doldurulmuş bir cisim, bir balon var ve kompartmanın içinde de hava var. Ama dış uzaydayız. Yer çekimi yok. Hiçbir şeyin ağırlığı yok. Hepimiz havada yüzüyoruz. Şimdi imelendireceğim bir roketim var. Onu bu yönde A imesiyle imelendireceğim. Şimdi hepimiz bu yönde bir ağırlık hissedeceğiz. Yer çekimini hissedeceğiz. Buna geliyor o halde elma düşecektir. Ben burada duruyorum ve elmanın düştüğünü görüyorum. Ben de kompartımandayım. Kapalı kompartmanın içerisindeyim. Elmanın aşağı doğru düştüğünü görüyorum. Ben kendim de düşüyorum. Biraz sonra ben de burada olacağım. Buraya bir banyo terası koyabilirim ve kendi ağırlığımı ölçebilirim. Benim ağırlığım M çarpı bu A olacak. M benim kütlem, A ise bu eğimedir. Gerçekten bu yönde bir çekim olduğunu düşünüyorum. Hava düşmek istiyorum. Fakat balon çekimin zıttığı yönde gitmek istiyor. Balon yükselecektir. Hava düşmek istiyor. O halde burada içeride havanın altı ile havanın üstü arasında bir basınç farkı oluşturuyorsunuz. Alttaki basınç P1, üstteki basınç P2. Aynen dünyadaki atmosfer gibi. Atmosfer bizi aşağı yönde iter buradaki basınç oradakinden daha yüksektir. Böylece P1'i P2'den daha büyük olarak elde edersiniz. Böylece kendiniz bir atmosfer oluşturuyorsunuz ve balon yükseliyor. Balon çekimin zıttı yönünde gidiyor. Eğer burada hiç hava olmamış olsaydı bu durumda açıkça görüleceği üzere hepimiz düşerdik. Elma düşerdi, ben düşerdim, helyum balonu düşerdi. Helyum balonun yükselmesinin tek nedeni içeride hava olmasındandır. Çünkü bir basınç farkı oluşturdunuz. Şimdi sizlere sorum geliyor. Onu yukarı doğru imelendirmekle aşağı yönde hissedilen yer çekimi oluşturma yerine onu şimdi bu yönde imelendireceğim ve biraz sonra sınıfta bunu yapacağım. Hepimizi bu yönde A imesiyle imelendireceğim. Elma hangi yöne gidecek? Balon hangi yöne gidecek? Ne düşünüyorsunuz? Erma bu yönde gidecektir. Ben bu yönde gideceğim. Hava da bu yönde gitmek isteyecektir. Fakat helyum balon çekimi zıttı yönünde gider. O halde helyum bu yönde gider. Gerçekte ne yapıyorsunuz? Buradaki P1 basıncının oradaki P2 basıncından daha yüksek olduğu bir atmosfer oluşturuyorsunuz. Hava bu yönde gitmek istiyor. Buradaki basınç oradaki basınçtan daha yüksektir. P1 eksi P2 sıfırdan büyüktür. Eğer orada hava olmasaydı hepimiz düşerdik. Helyum da düşerdi. Helyum balon düşer, elma düşer ve ben de düşerdim. Burada kapalı bir kompartmanda bir ipe bağlı bir elma var. Oradakilerden farklı değil. Sadece sizleri yer çekiminin olmadığı bir bölgeye alamamanın haricinde oradakilerden farklı değil. Böylece o kapalı kompartman burada ve elma da burada. Bu yönde yer çekimi var. Eğer ipi kesersem yer çekimi yönde düşmek isteyecektir. Şimdi onu bu yönde imelendireceğim ve bunu yaptığım zaman zıt yönde hissedilen yer çekimi terimi oluşturmuş olacağım. Böylece bu yöndeki hissedilen yer çekimi bileşenini ekliyorum. O halde bu elma yer çekimini engelleyemediğim için aşağı düşmek ister ve bu yönde düşmek isteyecektir. Bu durumda ipe ne olacaktır? Çok açık, çok sezgisel, kimsenin iple bir sorunu yok. İp böyle olacaktır. Şimdi, burada bir balon var. Helyum. Bu yönde yerçekim var. Balonun yukarı doğru gitmek istemesinin nedeni de bu. Yer çekimine zıt yönde gider. Kompartmanı bu yönde iğmelendireceğim. Hissedilen yerçekimini bu yönde oluşturuyorum. Balon ne yapmak ister? O yerçekimine zıt yönde gitmek ister. Bu kompartman kapalı olmalıdır ki orada bir basınç farkı oluşturabileyim. Hava bu yönde düşmek ister. Burada oradakinden daha büyük bir basınç oluştururum. Kapalı bir kompartman olmasının sebebi budur. Helyum balon ne yapacak? Balon bu şekilde gidecektir. Bu çok sezgisel değildir. O halde kompartmanı imelendiriyorum. Bunu yaptıkça sezgilerimize uygun olarak elma geri gidecektir. Fakat helyum balonu ileri gidecektir. İlk olarak elma ile yapalım. Bu zaten herkesin sezgisine uygundur. Elma'nın çok fazla salınım yapmadığından emin olmam gerekir. Şimdi bu sadece imelenme esnasında olur. Yani bu olayın imelendirme yaptığım çok kısa bir zaman aralığında meydana geleceğini göreceksiniz ve bundan sonra da elma salınım yapmaya başlayacak. Bu kısmı görmezden gelin. Şimdi dikkatlice izleyin. Sadece imelendirdiğim anda bu elma bu yönde gelecektir. Elma hissedilen yerçekimi ek bileşeni yönünde gider. Hazır mısınız? neredeyse buradaki cama çarptı. Herkes bunu gördü değil mi? Şimdi bunu balonla yapacağız. Bunu çıkaracağız. Ve şimdi güzel balonlarımızdan birini alalım. Balonu buraya koyacağız. Havanın basınç farkı oluşturması için kompartman kapalı olmalıdır. Bu sistemlerde her zaman statik yüklerle ilgili problemler olur. Peki Sadece imelendirdiğim sürece balon ileri yönde gidecektir. Böyle bir yönde imelendiriyorum ve göreceğiniz şey gerçekten çok sezgisel değildir. Bunu mantığımla çözebiliyorum fakat anlıyor muyum diye soruyorum. Bilmiyorum akıl etmekle anlamak arasındaki fark nedir? İşte gidiyor. Balon bu yönde gitti. Bunu arabanızla anne babanızla yapabilirsiniz. Bunu yapmak gerçekten çok eğlencelidir. İpe bağlı bir elma veya başka bir şey alın. Helyum balonu alın. Pencereleri kapatın. Tamamen kapalı olması gerekmez. Hemen hemen kapalı olsun. Sonra babanıza veya annenize aniden fren yapmasını söyleyin. Freni aniden basarsanız ne olur? Elma hareket eder. Ne düşünüyorsunuz? Frene basarsanız elma ileri gidecektir. Balon geri gelecektir. Eğer arabayı aniden imelendirirseniz elma geriye doğru gidecektir. Balon ileriye gidecektir. Bunu evde yapabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Anne babanızı şükran günde eğlendirebilirsiniz. Anne babanız 25 bin dolarlık okul ücretinin bir kısmını geri alabilirler bu şekilde. Akışkanlar hareket ettikleri zaman durumları durgun oldukları zamanlara kıyasla daha karmaşık olur. Ve bu gene akışkanların çok sezgisel olmayan davranışlar sergilemesine sebep olur. Çok kısa yoldan Bernoulli denklemi olarak adlandırılan çok ünlü bir denkleme varacağım. Bu denklem kinetik enerjiyi, potansiyel enerji ve basınç ile ilişkilendirir. Sıkıştırılamayan veya buna benzer bir akışkanımız olsun. Bu kesit alanı A2, ve buradaki basınç P2'dir. Ve bu akışkan hızı V2 olsun, bu seviyede Y2 olsun. Burada kesit alanımız ise A1, basınç ise P1. Seviyemiz Y1 olsun, bu Y'nin artış yönüdür. Ve buradaki kesit alanı oldukça küçük olduğu için çok daha büyük bir hızımız söz konusudur. Eğer şimdi bu akışkan tamamen durgun ise, hareket etmiyorsa o halde V1'i unutun, V2'yi unutun. Akışkan sadece hareketsiz durmaktadır. Bu durumda P1 eksi P2, eğer Rho akışkanın yoğunluğu ise Rho çarpı G çarpı Y2 eksi Y1 olurdu. Bu Pascal kuralı. Tam olarak burada duruyor ve buradaki basıcın oradaki basıçtan daha düşük olduğunu biliyoruz. Eğer bu mesafeye H dersek bu aynı zamanda RhoGH'ye eşittir. Rho h. Bu bana MGH'yi hatırlatıyor. MGH çekim potansiyel enerjisidir. Eğer M'yi hacma bölersem yoğunluğu elde ederim. O halde bu gerçekten birim hacim başına çekim potansiyel enerjisini veren bir terimdir. M bölü hacim yoğunluğu verir. Bundan dolayı basıncın kendisinin birim hacim başına enerji birimi boyutu da olmalıdır. Eğer bütün bu mekanizmayı harekete geçirirsek bu durumda 3 oyuncu söz konusudur. Bir tarafta hareketin kinetik enerjisi, kinetik enerji, birim hacim başına kinetik enerjiyi alıyorum, çekim potansiyel enerjisi. Onu da birim hacim başına alacağım. Ve daha sonra basınç var. Bunlar üç eşit ortak. Ve eğer enerjinin korunumunu uygularsam bu üçünün toplamı sabit kalmalıdır. Bu Bernoulli kanunun arkasındaki fikirdir. Bernoulli denklemini. Bir sıvı aldığım ve onu bir tüp içerisinde bir konumdan diğer bir konuma hareket ettirdiğim zaman hızın değişmesi için ya yüksekliğin ya da basıncın değişmesi gerekmektedir. Birim hacim başına kinetik enerji nedir? Kinetik enerji 1 bölü 2 mv karedir. Onu hacma bölersen 1 bölü 2 rho v kare elde ederim. Çekim potansiyel enerjisi nedir? Bu mgy'dir. Onu hacma bölüyorum ve rho g'y artı y konumundaki basıncı elde ediyorum. Ve bu bir sabit olmak zorundadır ve bu şimdi Bernoulli denklemidir. Bu bir enerji korunumu denklemidir. Ve size göstereceğim gibi bu denklem çok dikkat çekici sonuçlara sahiptir. İlk olarak sizlere y'yi sabit olarak tutacağım bir örnek göstereceğim. çapı değişik olan bir tübümüz var. Fakat orada yaptığım gibi tübün Y seviyesi sabit. Yani değişmiyor. Buraya geliyorum. Kesit alanı A1. Bunu genişletiyorum. Buranın kesit alanı A2. Bu Y yüksekliği ve her ikisi için de aynıdır. Bunun iç basıncı P1 ve bunun iç basıncı ise P2 ve bu da sıvının yoğunluğudur Buradaki hız v2 ve buradaki hız v1 Ve açıkça görülebileceği üzere V1 ve 2'den çok daha büyüktür Çünkü a1 çarpı V1 a2 çarpı v 2 olmalıdır Çünkü sıvı sıkıştırılamayan bir sıvıdır o halde buradan bir saniyede akan madde miktarı bir saniyede buradan akan madde miktarı ile aynı olmalıdır. Ve böylece bunun ikisi de eşit olmalıdır ve A1 A2'den çok daha küçük olduğu için bu hız V2'den çok daha büyüktür. Şimdi Bernoulli denklemini uygulayacağım. Birinci terim bana 1 bölü 2 Rho V1 kare olduğunu söyler. İkinci terimi dikkate almayabilirim. Çünkü burada elde ettiğim terim ile burada elde ettiğim terim aynıdır. Çünkü buradaki ve oradaki basıncı ölçüyorum. Her ikisi de aynı Y seviyelerine sahipler. Bu nedenle ikinci terimi ihmal edebilirim. Artı P1, 1 bölü 2, P, V2 kare artı P2 olmalıdır. Bu Bernoulli denkleminin bana söylediğidir. Şimdi V1, V2'den daha büyüktür. Bunun doğru olmasının tek yolu P1'in P2'den daha küçük olmasıdır. Ne fark eder diyeceksiniz. Evet, oldukça önemlidir. Çünkü ben tam tersini tahmin ederdim ve sizler de öyle yapardınız. Çünkü burası en yüksek hızın olduğu yer ve iç güdümüz bizlere eğer hız yüksek ise basınç çok büyük olmalı derdi. Fakat durum tamamen tersidir. Burası düşük basınçlı ve burası da yüksek basınçlıdır. Bu Bernoulli denkleminin garip bir sonucudur. hepiniz sifon olarak adlandırdığımız şeyle karşılaşmışsınızdır. Bunlar orta çağda kullanılırdı ve günümüzde de kullanılmaktadır. Burada genel olarak su için kullanılan bir kova var. Burada su var. Fakat herhangi bir sıvı da olabilir. Buraya çapı küçük bir tüp batırıyorum. Buradaki alandan oldukça küçük. Ve burada bu seviyeye kadar su koyuyorum. Bu seviye P2 Y2 Bu Y1 Ve bu ise Y'nin artış yönü. Bu H Yükseklik farkı H P2 bir atmosferdir. Buraya bir yazıyorum. Eğer atmosferi açıksa bu durumda burası P1'de bir atmosferdir. O halde burada hava ve burada da sıvı var. Bu açık ucunu ağzıma alıyorum ve tamamen su ile dolacak şekilde suyu içime doğru çekiyorum. Ve bu sanki depoda bir delik açmış gibi garip bir şeydir. Eğer parmağımı buradan çekersem su dışarıya akmaya başlayacak ve bunu sizlere göstereceğim. Ve burada bir V1 hızı var. Su seviyesi buradan aşağı doğru azalacaktır. Ve buradaki hız yaklaşık olarak sıfırdır. Çünkü bu alan, bu kesit alanından çok daha fazladır. İyi bir yaklaşımda bu. Su oldukça yavaş şekilde aşağı akacaktır. Bu yükseklik farkına D diyelim. Bernoulli denklemini uyguluyorum. O halde şimdi Y'lerin farklı fakat basınçların aynı olduğu bir durumumuz söz konusudur. Çünkü sıvının tam bir noktasında bir atmosfer basıncım var ve bu barometrik basınçtır. Ve bu uç dış dünyaya açık olduğu için P1 de bir atmosferdir. O halde şimdi P terimlerini kaybediyorum. Orada Y terimimi kaybetmiştim, burada ise P terimimi kaybediyorum. O halde şimdi 1 bölü 2 Rho. bu Rho sıvının yoğunluğudur. V1 kare artı Rho G çarpı Y1 1 bölü 2 Rho V2 kare olmalıdır. Fakat bizler bu terimin sıfır olduğu konusunda en fikirdik. Bu yüzden bu terimi yazmıyorum. Elimde sadece Rho G Y2 olur. G'leri yok ediyorum. Hayır G'leri yok edemem. Rho'ları yok ediyorum. Ve böylece 1 bölü 2 V1 kare eşit g çarpı y2 eksi y1 yani h elde ederim. Ve böylece ne bulursunuz ki buradan suyun akış hızının V1'in karekök 2gh olduğunu bulursunuz. Ve bunu daha önceden de gördünüz. Eğer bir çakıl taşı alır ve bu seviyeden serbest bırakarak düşmesine izin verirseniz bu noktaya ulaşacaktır. Bu seviyede hızı karekök 2gh'dir. Bunu birçok defa gördük. O halde burada olan şey, burada ve orada basınç terimleri ayrı oldukları için şimdi sadece tek bir dönüşüm var. Buradaki çekim potansiyel enerjisi oradakinden daha büyük olup şimdi kinetik enerjiye dönüştürmüştür. Bu sifon sadece D 10 metreden küçük olduğu zaman çalışacaktır. Baromatik basıştan dolayı bu suyu asla içinize çekemezsiniz. Kimse bunu yapamaz. Bir vakum pompası bile yapamaz. 10 metreden daha yüksek bir seviyeye suyu çekemez. Buradaki deneyi kızılcık suyu ile yaptığım zaman 5 metreye kadar çıkartabilmiştim. Fakat 10 metre teorik maksimum değeridir. O halde bu 10 metreden daha az olmalıdır. Eğer tankın burasında aşağı doğru bunun gibi bir delik açmış olsaydım ve suyun hangi hızla dışarı aktığını hesaplamanızı istemiş olsaydım, eğer Bernoulli denklemini uygulamış olsaydınız siz de tam olarak aynı sonucu bulmuş olurdunuz. Bu insanların başkalarının benzinini çaldığı bir yöntemdir. Benzinin çok az olduğu zamanlarda insanların başkalarının benzinlerini bu yöntemle çaldıklarını çok gördüm. O zamanlarda benzin depolarında kilit yoktu. Benzin deposuna bir hortum uzatıyordunuz ve biraz içinize doğru çekmeniz gerekiyordu. Bir miktarını feda edecektiniz. Ağzınıza biraz benzin alıyorsunuz ve daha sonrasında benzini başka bir metal kaba veya 5 kalanlık bir bidona boşaltıyorsunuz. Şimdi sizlere nasıl boşaltıldığını göstereceğim. Bu arada hala son dersten kalan biraz kızılcık suyu var. Bunu taburenin üzerine koyalım. İşte hortum bu. Ve bu sıvıyı... Burada buraya transfer edeceğim. İlk olarak hortumu kızılcık suyuyla doldurmak zorundayım. İşte geliyor. Bu seviye o seviyenin altında olduğu sürece akmaya devam eder. Çok sezgisel bir şey değil. Hatırlıyorum ben 6 veya 7 yaşlarımda iken bir yaz kampındaydım. Bunu ilk kez gördüğümde inanamamıştım. Kendimizi yıkadığımız, ve dişlerimizi fırçaladığımız harici lavabolar vardı. Lavabo tıkalıydı. Tamamen suyla doluydu. Kamp liderlerinden birisi bir hortum aldı, biraz emdi ve lavabo kendi kendine boşaldı. Ben gerçekten suyu kepçe ile kovalarla boşaltmamız gerektiğini düşünmüştüm. Bu genel olarak yaptığımız yöntemdir. Hiç sezgisel değil. Sezgisel olmayan kısım orada yer çekimine karşı yukarı çıkarak akmasıdır. O halde onu buraya koyuyoruz ve transfer ediyoruz kızılcık suyunun kütle transferi. Geçen defa ne kadar güçlü olduğumu görmek için akciğerlerimi test ediyordum. Çok iyi değildim değil mi? Sadece suyu bir metre yukarı çıkartabilmiştim. Suyu sadece bir metre çekebilmiştir. Basınç farkı bir atmosferin sadece onda biriydi. Bugün benden şüphesiz daha güçlü olan öğrencilerden birini test etmek istiyorum. Burada bir huni var. Buradaki çok hafif olan pimpon topu ile Kimin topu daha yükseğe çıkarabileceğini görmek için yarış düzenleyeceğiz. İki tane hunim var. Çok hijyelikler. Ben bununla deneyeceğim. Huniler çok temiz. Onları kimya bölümünden biraz önce aldık. Şimdi bir gönüllü görmek istiyorum. Kadın veya erkek fark etmez. Denemek ister misin? Tavana kadar yükseltip yükseltemeyeceğini görmek ister misin? Denemek istemiyor musun? Haydi ama. Denemek istiyor musun? Sen rütangarsın. İstemiyor musun? İkna edebilir miyim seni? Edebilirim. Peki gel. Tam buraya gel. Tavana kadar ulaştırabileceğini düşünüyorsun değil mi? Bu sadece çok hafif bir pimpon topu. O halde bu şekilde yap ve üfleyebildiğin kadar üfle. Dene. Heyecanlanma. Dost doğru yukarı. Üfleyebildiğin kadar sert üfle. Çıkart. Çok ilginç. Tekrar yapsana. Haydi yanlış bir şey olmalı. Bugün hasta değilsin değil mi? Üfle. Daha sert. Bu bir hile mi? Hayır, hiçbir şey yok. Burada herhangi bir hile yok. Bu bir pipon topu, ben de büyücü değilim. Haydi ama, yukarı üfle. Hiç işe yaramıyor. Bu çok hayret edecek bir şey. Lütfen otur. Niçin olmuyor? Neden olmuyor? Ne kadar hızlı üflersen üfle, ne kadar çok üflersen üfle, olmayacak. Hava buradan akmaktadır. Ve tam burada çok az boşluk olan yerde, çok boşluk olan yere kıyasla hava çok daha büyük hıza sahip olacaktır. O halde en yüksek hızda en düşük basıncı elde edersiniz. Ve böylece pimpon topunu üflerken daha çok huninin içine doğru çekmiş olursunuz. Bunun kesin ispatını size göstermek için bunu şu şekilde yapacağım. Pimpon topunu bu şekilde koyacağım ve bu şekilde yükleyeceğim. Ve eğer yeteri kadar sert yüklersem pimpon topu orada kalacaktır. Çünkü hava akım yolunun en dar olduğu yer olan tam burada daha düşük bir basınç oluşur. Fakat oldukça sert şekilde yüklemeliyim. Görüyor musunuz? Olağanüstü değil mi? Onu yukarıya çıkartamamasının sebebi buydu. Bu Bernoulli'nin sizin için yaptığı şeydir. Fazla sezgisel değil, değil mi? Burada bir hava akımı oluşturacak bir makinem var. Hortumdan havayı dışarıya çıkarmakta ve burada oldukça sezgisel olmayan bir şey gösterebilirim. Hava akımını başlatalım. Hava çıkıyor. Bir pipon topu alıyorum. orada duruyor. Bu Bay Bernoulli'den dolayı mı? Hayır. Hayır. Bu daha karışık bir fizik. Çünkü bu türbülansla ilgili bir şey. Bu oldukça zor olan girdaplarla ilgili bir şey. Burada olan şey hava akarken burada yukarıda türbülans elde edersiniz. Çünkü burada ve orada daha düşük bir basınç oluşur. Bu durumda bir çeşit türbülans olan girdaplar topu havada tutar. Çünkü burada ve orada daha düşük bir basınç vardır. Fakat bu niye o kadar kararlı? Bu türbülansdan dolayı, burada oluşan türbülansdan dolayı orada duruyor. Peki niçin bu kadar kararlı? Eğer biraz itersem yine yerinde duracak. Oldukça kararlı. Bu Bernoulli'den dolayıdır. Çünkü havayı bu şekilde yüklersem bu durumda Buradaki hız en büyüktür çünkü hava dışarıya çıkarken ıraksamaktadır fakat merkezde en yüksektir ve o halde bu pingpon topu bu tarafa gittiği zaman açık bir şekilde burada oradakinden daha az basınca sahip olur ve bu yüzden de tekrar yerine geri çekilir. O halde kararlılık Bernoulli'den dolayı fakat yukarıda kalmasını fiziği oldukça zordu. Bu o kadar kararlı ki bunu eğebilirim bile. ve hala orada kalacaktır. Şimdi şükran gününde ailenize göstermenizi istediğim bir şey var. Onlar için küçük bir hediye ve bu evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir şeydir. Bir bardak alın ve kızılcık suyu ile doldurun. Tamamen değil. Buraya kadar. ince bir karton alın. Mukavva türünden bir şey. Üstüne koyun. Masa güzel bir şekilde dekor edilmiş. Hindi dahil her şey üstünde. Ve ailenize bunu ters çevirmelerini öneririm. Anneniz ortalığı vermeleye verecektir. Çünkü kızılcık suyunu döküleceğini salacaktır. Aslında dökülebilir. Dökülmeyeceğini garanti edemem. Fakat bu durumda bunu açıklayacak bütün her şeyi biliyorsunuz. Dökülmemesi gerekiyor. Lütfen beni şükran gibi yemeğinize davet edin ve bunu anne ve babanıza göstereyim. Gelecek derste görüşürüz.